Nazlı'nın hikayesi aslında çok dediğiniz gibi çok tipik. Bir orta kulak enfeksiyonunda bu ilerlememiş, geçmiş. Evet. Bu olabilecek bir şey ve çocukları dinlemek lazım önce. Çünkü çocuklar ifade ettikleri zaman bunu genellikle aileler yok canım falan yapıyorlar. Hani ifade edemediğini düşünüyorlar. Bu önemli çünkü muhtemelen Nazlı'nın o dönemde işitme kaybı da eşlik etmiştir. Evet, vardı. Ki o işitme kaybı bizim istemediğimiz bir şey. Çocukluk çağındaki işitme kaybı. O nedenle onu iyi dinlemek lazım. Bu çınlamayı çok güzel ifade ediyor. Annelere bir mesaj verebilirsin şimdi buradan hocam. Evet, annelerin özellikle bir orta kulak iltihabı var. Bu orta kulak iltihabı akut değil. Ateşle seyretmiyor. Akut değil, aniden bam diye olmuş bir şey değil. Değil. Sizi vızıl vızıl oralarda. Aynen öyle, ateşle seyretmiyor. En önemli belirtisi işitme kaybı ve belki Nazlı'da olduğu gibi çınlama. Eğer böyle bir şey hissederseniz, çocuğunuz biraz televizyonu çok açıyorsa, böyle çınlamam var diyorsa mutlaka bir profesyonele gitmek lazım. Çünkü bizim dili öğrendiğimiz zaman işitme kaybına tahammülü yok çocukların. Yanlış öğreniyorlar dili. Onu geciktirmemek lazım.